Selamun aleyküm. Akşam şerifleriniz mübarek olsun. Şaka bir yana. Yıl 1919. Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Samsun'a götürecek olan Bandırma vapurundayız. Asıl adı Panderma olan bu gemi Marmara Denizi'nde posta vapuru olarak kullanılmaktadır. Emredersiniz paşa. Cemal binbaşı. İsmail Hakkı kaptanı çağır verin zahmet. Emredersiniz komutanım. Berç Keresnican efendi gibi sağlam ve güvenilir bir kaynaktan duydum. İngiliz torpidosu Karadeniz'de bizi batıracakmış. Bu isim bana yabancı değil paşa. Berç efendi Osmanlı Bankası müdürüdür. Sağ olsun. Bize pek çok maddi yardımda bulundu. Ayrıca Kızılay ikinci başkanıdır. Beni emretmişsiniz komutanım. Burada komutan sensin İsmail Hakkı efendi. Estağfurullah paşam. Sizin olduğunuz yerde bizim adımız okunmaz. Siz Mustafa Kemal'siniz. Ama ben gemi sürmeyi bilmem. O işin ustası da sensin. Şimdi söyle bakalım. Bu senin Karadeniz'e kaçıncı seferin? İlk seferim paşam. İyi, benim de. Peki, gemide toplam kaç kişiyiz? Senin ekibin 22 kişi. Gemi mürettebatı da bir o kadar var. 4 tane de atımız var paşam. Peki. Demek bu senin Karadeniz'e ilk çıkışın. Bu Bandırma için çıkmış mı? Yok paşam. 47 metrelik bir tekne. Daha çok Marmara için. Peki. Şu deniz haritasını getirin de bir bakalım. Başüstüne komutanım. Binbaşım. Buyurun paşam. Siz iyi harita okursunuz paşam. Kazım Paşa, Harp Akademisi'nde bunu sen de gördün ben de. Bak şimdi, seninle böyle yalı yalı gideceğiz. Kayalara çarparız. Çarpalım. Batarsak yüzerek karaya çıkarız. Ama İngilizler batırırsa, işte o zaman hiç şansımız olmaz. Peşimizdeler mi? Peşimizdeler. Peşimizdeler ama onların rotası bizimkinden farklı olacak. Çünkü onların gözü kayalıklara çarpmayı yemez. Yemez paşam. Çok tehlikeli. Tehlike bizim işimiz İsmail Hakkı. Allah sonumuzu hayır etsin. Sonumuz hayırdır. Önce bizi denizaltıyla batırmayı düşünmüşler. Denizaltıyla mı? Berç Efendi'nin istihbaratıdır. Ve de doğrudur. O adam bugüne kadar sürekli yardım etti bize. Hala da Anadolu'ya ilaç gönderip durur. Allah razı olsun. Sen şimdi tam yol ver. Bir an önce Samsun'a çıkalım. Emredersiniz komutanım. Unutma İsmail abi. Burada komutan sensin. Baş üstüne komutanım. Şu arada yanıp sönen çakarlara da dikkat et. Damat Ferit denize sahte çakarlar koydurmuş. Kayalara çarpıp da batalım diye. Alçak herif. Bilmiyor ki sonunda kendi batacak. Ama sen yine de dikkat et. Ederim paşam. Paşam, bakın bir tane daha geçiyoruz. İleride daha çok göreceğiz bu sahte deniz fenerlerini. Motorları durdurun. Emredersiniz komutanım. Kazım Paşa, bizim evrak kontrollerimiz yapılmamış mıydı? Yapıldı paşam. Who is Mustafa Kemal? Benim. Başımıza neler gelebileceğini anladınız. Ama istiyorsanız devam edelim. Edelim mi? Edelim. Peki edelim ve eğer o olmasaydı bizi neler bekliyordu onu görelim.